Anne. Hacer teyze. Ne oldu Yaren? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Geç otur söyle. Ne oldu yavrum? Neyin var? Otur sen. Hacer teyze, annemi terk eden, yüzüstü bırakan adam Kudret Bey miydi? Yaren. Kudret Bey, senin baban yavrum. Bana baba deme. Bana baba deme. Benim babam falan değil o. Ne babası ya? Babam olsa yıllarca yanımda olurdu. Neredeydi? Yaren yavrum. Hacer teyze. Bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Hiç değilse bunu bilmeye hakkım var. Kudret Bey ile tanıştığında annen Neval Hanım'la evliydi. Annene söylememiş. Neval Hanım öğrendikten sonra bıraktı anneni. Annemi kandırdı yani. Aşık olmuşlardı birbirlerine. Boşanmaya kalktı ama olmadı. Annen de çekip gitti. Sana hamileydi. Kudret Bey'e de bir şey söylemedi. Neden söylesin ki? Niye söylesin Hacer teyze? Annemi terk etmiş, bırakıp gitmiş diyorsun. Zaten çok bilmek isteseydi bir şekilde öğrenirdi. Kızım bak ben konuşacaktım Kudret Bey'le. Her şeyi anlatacaktım ona zaten. Benim günahım çok büyük Yaren. Ama korktum. Neval Hanım ne yapar bilemedim. Kudret Bey'e de bir kızım var diyemedim. Deme zaten. Kudret Bey'in 3 tane çocuğu var. Can, Ayşegül ve Damla. Ben bu aileden değilim. Ben annemin kızıyım. Ben onların hiçbir şey değilim. Yaren yavrum. Şimdi şok oldun. Ondan böyle söylüyorsun. Kudret Bey senin baban. Onlar da senin kardeşlerin. Hayır. Sen Kudret Bey'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu zamana kadar benim varlığımı nasıl bilmediyse bundan sonra da bilmeyecek. Yaren yavrum. Hacer teyze benim kararım kesin. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Eda gelsin yarın gideceğiz buradan. Ben kendime yeni bir hayat kuracağım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Özellikle de onlara hiç. Yaren beni affedebilecek misin? Senin bir suçun yok Hacer teyze. Sen kendince beni korumaya çalıştın. Anlıyorum. En azından sahip çıktın bana sen. Bu fotoğrafı da yerine koymuyorum. Çünkü bu evde annemden hiçbir hatıra kalmayacak.
anneciğim. Ben senin için o kadar güçlü duracağım ki. O kadar güzel şeyler başaracağım ki. Benimle gurur duyacaksın. Alo, Sevim anne. İyiyim, iyiyim ben. Bir şey yok. Sevim anne, Defne buraya geldi. Bizim yanımıza geldi ama ben... kendine zarar verir bir şey yapar diye sana söyleyemedim, özür dilerim. Sevim anne. Biz yarın sabah Defne'yi yurda geri getireceğiz. Eda ile Bursa'ya yerleşeceğiz. Oradan bir ev tutacağız. Artık orada çalışacağız. Yurdun yakınlarında. Hem Defne'ye de yakın oluruz. Tamam, teşekkür ederim.